Aleyküm selam sevgili kardeşim. Yer yer sorularınıza böyle kayıtla cevap veriyorum. Bazen telefon konuşmasını telefon sahibinden izin alarak umumu alakadar ediyorsa umumun istifadesini sunuyorum. O kardeşimiz de buna vesile oluyor. Bu sizin sorunuza umuma faydasız zannı ile genelliyorum. Eyüp Aleyhisselam'ın ne suçu vardı? Kardeşim, bela ile musibet arasında fark var. Musibet günahların vücudunu gösteriyor. Bela ise, bela ise ille günahların vücudu gerekmiyor. Allah terakki ettirmek için insanın istidadın ruhlarında bulunan istidat ve kabiliyetlerine fırın olsun diye o çekirdekleri neşünemalandırmak için bela verir. Bela vermesinde ille bir sebep yoktur. Allah'ın bir takdiridir. Ama 8. sayfa lemalarda başımıza gelen bela musibetlerin sebebi işlediğimiz günahlardan kaynaklandığını Risale-i Nur'da musibet. Yani şöyle bir misal vereyim. Tövbe ve istiğfar farkı gibidir. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam 70 defa günde tövbe istiğfar ederdi, tövbe etmezdi. Tövbe başka bir şey. Nedir o? Geçmiş haliyle yeni terakki ettiği hale bakarak geçmişine istiğfar eder. Günah değildir. Tövbe ise günah vücudunu, istiğfar ise nakıslığın vücudunu gösterir. Yani kemal halinden nakıs haline insan estağfurullah, estağfurullah. Mesela namaz kıldın şimdi, birkaç sene önceki, birkaç hafta önceki kıldığın namazlarına da istiğfar ediyorsun, tövbe etmiyorsun. Şimdi gelelim Eyüp Alim mevzumu şuydu. O hem tövbe ve istiğfarınıza cevap verdim. Bela ve musibetinize cevap verdim. Şimdi üçüncü sorunuza cevap veriyorum. Eyüp Aleyhisselam'ın kıssasını ben çok kısa şey yapayım. Okuduğum için söylüyorum. Eyüp Aleyhisselam'ın Allah meleklere örnek insan gösteriyor. Allah Eyüp'ü sabır noktasında sabır noktasında meleklere örnek gösteriyor. Şeytan müdahale ediyor. Bana diyor müsaade et, ben onun diyor sana isyan eder hali getireceğim diyor. Bak diyor nasıl isyan edeceğini görürsün diyor. Melekler arasında bu yayılınca Cenab-ı Hak şeytanın bu şeysini kabul ediyor. Ne istiyorsa Allah'tan şeytan Allah da bunu şey yapıyor. Mesela Eyüp Aleyhisselam Urfa taraflarında yaşıyordu. Şuayb Aleyhisselam'la bacanaktırlar. Kız kardeşleri almışlar. Orada bir kıtlık oluyor. Kıtlık oluyor ve Mısır'da buradaki peygamber yaşadığını biliyor Firavun. Bunlara mektup yazıyor. Benim memleketime sürülerinizle beraber gelebilirsiniz. Çoluk çocuğunuz alın. Burada bolluk vardır diyor. İlk önce Şuayb Aleyhisselam gidiyor, sonra Eyüp Aleyhisselam oraya yerleşiyor. Zaman zaman Firavun'un şehrinde yaşarken tebliğ ediyorlar vesaire. Halkın Firavun'a karşı durumunu öğreniyor ve Şuayb Aleyhisselam Eyüp Aleyhisselam'ı yanına alarak Firavun'un sarayına giriyor. Yani halka zulmediyor Firavun. İkazi onun karşısına dikiliyor, cevap veriyor, soru soruyor. Karşısına çok şiddetli bir münakaşalar oluyor. Hakkı tebliğ ediyor. Hakkı tebliğ ediyor. Dini, Kur'an'ı, Allah'ı yani Kur'an derken o zamanın kitabını tebliğ ediyor. Firavun cevap veriyor, Musa şey yapıyor, kızışıyor. Fakat Eyüp Aleyhisselam ses yapmıyor. Ortada kalıyor. Hiçbir yere müdahale olmuyor. Allahu alem anladığım kadarıyla Eyüp Aleyhisselam böyle biraz böyle siyaseti mi takip ediyor? Ben de dahil olursam Firavun iyice küplere biner, çoluk çocuğumuz, hayvanlarımızı telef eder. Hem
Hepsini öldürür. Zaten burada Mısır'da yeni tebliğ etmeye başladık. Bu insanlar bize uzaklaşır. Yani ses yapmadan ben tebliğimi burada alttan alttan götüreyim. Şuayb aleyhisselam ise biraz benim gibi işte öyle hak ve batılı. İbrahim aleyhisselam da öyleydi. Tek başındaydı. Onun Allah Kur'an'da tek başına bir milletti, ümmetti diyor. Bak ne yaptı? Gitti. Bazılar der ya müsbet hareket edin. Gitti adamların en gözde putlarını kırdı. Kırdı, diğerlerini balta verdi. Yani şimdi bakarsanız her bir zamanın bir hükmü vardır. Demek ki öyleydi. Bediüzzaman Hazretleri de mecliste asrın sufyanına karşı çıktı. Kainat en büyük hakikat namazdır. Namazı kılmayan haindir. Hainin hükmü şeran, şeri tabir kullanıyor. Hükmü merduttur. Yani ortadan kaldırılır. Şu iki parmağımı senin kör gözüne sokarım diyor. Anlatacağım şu, sağında solunda milletvekilleri çekiyor mecliste Bediüzzaman Hazretleri'nin. Ama ne yapıyorsun ya? Gündüz böyle karşı çıkanlar gece buharlaşıyor, ortadan kalkıyor. Ne kadar mebuslar yok edilmiş. Üstad Hazretleri, Bediüzzaman Hazretleri o sağ ve solunda onu çekenler, susturmaya çalışan milletvekillerine diyor ki yerinde kullanılmayan hayat bana lazım değil diyor. Yerinde kullanılmayan hayat bana lazım değil diyor. Çok acayip bir şey. Üstad Hazretleri ta adama zamanında ve kitabında Emirdağ, Lozan'ın iç yüzü, Emirdağ bir de isimleriyle. Ondan sonra Ahmet Feyzi abi hakeza mahkemede arkadaki resme bu Asın Süfyan'ı bu Bediüzzaman'a gösterir, bu Asın Mehdisi'dir diye mahkemede mahkeme reisine söylüyor yani. Demek ki hamiyet-i aliye ruhlara göre farklıdır. Bazısı gölgesinden korkar, bazısı da böyle Şuayb aleyhisselam gibi, İbrahim aleyhisselam gibi ruh sahibi oluyorlar. Şimdi gelelim mevzumuza. Eyüp aleyhisselamın ne suçu vardı? Hem bela hem musibet geldi. Şimdi bu sefer orada sustu. Şuayb aleyhisselam Firavun'la karşı mücadelesinde Eyüp aleyhisselam orada sustu. Cevap vermedi. Hiçbir tarafa tarafgir olmadı. İşte söylediğim, tahmin ettiğim sebeplerden olsa gerek. Sonra saraydan çıkınca hiddetle Şuayb aleyhisselam, ya Eyüp, niçin tarafını belli etmedin? Bak, niçin tarafını belli etmedin? Niçin tarafını göstermedin? Dedi ve devam etti. Bunun bedelini çok ağır ödeyeceksin ya Eyüp dedi. Çünkü o makam susmayı istemiyor. Bazı insanlar konuşursa suç olur, bazıları konuşmasa suç olur. Bunu karıştırmamak gerekiyor. Konuşan konuşmayana diyemez, niçin konuşmuyorsunuz? Konuşmayan da susan da konuşana niçin konuşuyorsun denemez. Çıkar böyle kahramanlar. Tek tük İbrahim gibi. Kimin himmeti milleti ise o tek başına büyük bir millettir. Çıkar böyle. Sonra Eyüp aleyhisselama sarayın dışında sitem ediyor. Niçin tarafını belli etmedin ya Eyüp? Bulunduğun makam bunu iktiza ediyordu. Sen dedi hem bela hem musibeti bekle dedi. Ondan sonra gidiyor tavan çöküyor Eyüp aleyhisselamın ve 10 tane çocuğu ölüyor. 10 tane çocuğu gidiyor. Sonra malları gitmeye başlıyor, sağlığı gitmeye başlıyor, vücudu vesaire kokuyor. Hiç kimse yanına gelemez oluyor Eyüp aleyhisselamın. Kokudan, kurtulmaktan her şeyini kaybediyor, her şeyini. Tek bir kadın, hatun kalıyor. Rahime galiba, Allahu Alem. Rahime diye bir hatun kalıyor. O da böyle Allah'a sana böyle nasıl yapar tövbe yani böyle oluyor ya. Bazı kadın ve erkekte olur ama çoğunlukla kadınlarda bu tür şey oluyor. İyisi oldukları için böyle Allah sana nasıl yapar sitem et Rabbine diye o tövbe diyor. Varlıkta Allah'a iman, yoklukta Allah'a isyan mı olur diyor Eyüp aleyhisselam. Çok ilginç bir cümleydi. Varlıkta Allah'a iman, yoklukta Allah'a isyan mı olur? Bilmana cümleyi söyledim. Metinden anladığım kadarıyla. Sonra
şeyi düşüyor. Tavan 10 tane çocuğu gidiyor. Sağlığı gidiyor. Bütün hayvanlar gidiyor. Bir tane hatunu kalıyor. Asla isyan etmiyor. Devamlı. Hatta hiçbir şeysi kalmıyor. Küllerin içerisine yatıyor. Şimdi buradan bu kıssadan Eyüp Aleyhisselam'ın kıssası ikinci lemada, Bediüzzaman Hazretleri'nin ikinci lemada bunu Eyüp Aleyhisselam'ın bu detaya, teferata girmiyor. Çünkü Risale-i Nur umuma baktığı için bu Eyüp Aleyhisselam bu tarafına girmiyor. Eyüp Aleyhisselam'ın kıssasından sabır kahramanı, üç şeye sabır edilmesi gerektiğini malum biliyorsun. Hastalıklara, musibetlere, günahları yapmamaya ve ibadetleri yapmada sabır. Demek ki ibadetleri yapmaya sabır, günah işlememeye sabır, musibet ve belalara sabır diye üçe ayrılıyor. Üç tane sabır şeyini öğretiyor. Peki benim biraz mizacıma göre, fıtratıma göre bu Risale-i Nur'un dışında bir kıssadan da aldığım şudur. Eyüp vari sabırda olun, Şuayb vari hak ve hakkaniyeti en zalim firavunlara dahi hakkı pervasızca ilan edin. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın da şöyle bir sözü var, hadisi var bilmana. Müslümana zillet yakışmaz. Zillet nedir ya Resulallah? Yapamayacağı bir işe girişmez. Yani sonra kıvıracağım bir şey yapma ve deme. Tamam mı? Ondan sonra demek ki Şuayb Aleyhisselam mizacı da var fıtratta. Eyüp Aleyhisselam da var. İbrahim Aleyhisselam da var. Mesela Peygamber Aleyhisselam hepsini cem etmiş. Peygamber Aleyhisselam karşısına böyle vırıp kırarak çıkmamış. İbrahim Aleyhisselam gibi ama hani baltayla kırmamış. Ama asla hiçbir zaman Allah Resulü gerektiği yerde gerektiği hareketi ve sözü demekten ve yapmaktan geri durmamış. Demiş. Demiş. Anladın mı? Demiş yani. Yani bu budur ama ustu buna riayet ederek demiş. Peki anlayacağımı şu. Yapamıyorsan kardeşim bari yapanların yanında ol. Karınca misali. Sen bu ağzınla demiş İbrahim'in ateşini taşıdığın suyla mı söndüreceksin karıncaya demişler. Ben de biliyorum bu suyla İbrahim'in ateşini söndüremem ama bununla tarafımı gösteriyor. Bari tarafını belli et de meleği aladaki ruhaniler, melekler, Cenab-ı Hak ve ahiretteki manzaralar senin tarafını göstersin. Birisine kızacağım diye Nemrut ve Firavun vari despotlara taraftar olma. Olmuyorum ama eylemlerin onu gösteriyor. Eylemlerin, sözlerin yani ne kadar kızsak bile kızıyoruz. Mesela bir misal vereyim. Nurettin Yıldız'da bir kardeşimiz var hoca efendi. Hocadır. Birinci şuadan dolayı Bediüzzaman Hazretleri'ne biraz böyle eleştiri yapıyor. Tabii ben nur talebesiyim. Benim hiç hoşuma gelmedi tabii. Çok rahatsız oldum. Ama bir şey de demedim. Ama rahatsız oldum. Dile de getirdim. Şu anda getiriyorum da. Fakat zındık İslam ve Kur'an düşmanları ona hücum ettiği zaman aslan kesildim. Onun her tarafını elimden geldiği kadar siper oldum. Siper olurum da. Hariçten düşman geldiği zaman dahildeki içtihadi ve anlayış farklılıklarından dolayı Müslüman Müslümanı satmaz, asla kafirin onu telef etmesine vicdanı müsaade etmez, etmemelidir. Ben asla hangi hoca olursa olsun Ehl-i Sünnet vel Cemaat dairesinde ise dahildeki nizaları, anlayış farklılıklarını öne çıkarıp hariçten gelen tecavüzlere karşı asla onu öne çıkartmayacaksın. Nedir o? Umumu hukuk, şahsi hukuk. O şahsi eleştirisi şahsidir. Ama
Nureddin Yıldız gibi ve diğer Ehl-i Sünnet hocalara hücum edilmesinin sebebi Müslüman olduğundan, Ehl-i Sünnet'i müdafaa ettiğinden, Ehl-i Sünnet'in safında olduğu için yapılıyor. Onun için aslan kesiliriz, dahildeki anlayış farklılığını asla itibar etmeyiz. Bu İslami bir ahlaktır, usuldur, mecellede geçiyor. Mecellede geçiyor. Umumu hukuk, şahsi hukuku neshetmiştir. Yani Kur'an'da da biliyorsunuz 72 tane ayet neshedilmiştir. Hali ayettir. Hükmü kaldırılmıştır. Onun hikmeti vardı. Bir hikmeti de neydi? İslam'ın ilk dönemlerindeki gibi bazı devletlerde veya bazı şahıslar muhatap olursa o yolu takip etsin. Mesela ilk İslam döneminde kul ya yel kafirun la abudu ma ta'budun el ahire ayette şey diyor, sizin dininiz size, benim dinim bana. Ama yine dini indallahil İslam'da, din Allah nazarında tektir. Ama kafirin suresinde din iki, sizin dininiz benim dinim. Yine dini indallahil İslam'da neshedilmiş. Allah nazarında tektir. O zaman kafirin suresi duruyor ama hükmü kaldırılmıştır. Ne ile yine dini indallahil İslam'la? Kalkmış. Peki niye duruyor? 7 tane benim bildiğim hikmeti var. Bir tanesini öyle söyledi. Mesela Libya'dadır, Suriye'dedir, ne bileyim Finlandiya'dadır, Moskova'dadır. Adam Müslüman yaşamaya çalışıyor. Mecbur orada Hristiyanları da kabul edecek. Yani sizin dininiz size, benim dinim. Ben size dokunmuyorum. Katolikler, Protestanlar, bilmem neler. Ben Budistler, ben kendi dinimi yaşıyorum. Sizin dininize karışmıyorum. Sizin dininiz size, ben diyebilir. Çünkü böyle Kur'an'daki bu ayet var. Demek ki şartlara göre o yolu takip edebilir. Ama bu yol da var. Bunlar da cengaverdir. Böyle mesela Endonezya İslam lideri ne özür dile dediler. Biliyorsunuz 5-6 ay önce adam karşı çıktı böyle. İslam lideri mübarek zat, Allah şefaatini mazhar eylesin. Bizim gibi diyor, böyle acayip İmam Ahmet bin Hanbel gibi söylemiş, bizim gibi insanlar ruhsatla amel ederse avama artık tercih edecek bir ruhsat kalmaz. Çünkü alimler azimetle, avam ruhsatlarla amel eder. Eğer alimler ruhsatla amel ederse avam haramlarla amel etmek zorunda kalır. Bak, haram çık yukarıya, ruhsat çık yukarıya, azimet. Azimet ule alimler hareket eder. Peki alimler kimdir? Risale-i Nur'un Lemalar adlı kitabın 21. lemanın sonunda der ki biz alim değiliz diyor, tamam mı? Üstad Hazretleri diyor ki Risale-i Nur'u anlayarak ve kabul ederek. Anlayarak yani hayatına geçirerek oku olursa, bak anlayarak ve kabul ederek asrın mühim müdakik bir alimi olur diyor. Onun için bu işi müdrik olanlar ruhsatla amel edemezler. Yani amel edemezler. Bu işin davayı dava edinenler. Çünkü asrın mühim müdakik bir alimi olur. Ölçüler bunlar. Demek ki Eyyub Aleyhisselam vari sabırın dışında böyle bir hayatı, suskunluğu, susmayı bir siyaset gereği tercih etmiş ama bu şeyi de, musibeti de, bu susmanın bedelini, haram işlemedi ha, yapması gerekeni yapmadı, durması gereken yerde durmadı. Bir de bunun tersini düşünün, bir de dil uzatırsan, sus ya Şuayb, baş ver, meşgul olma deseydi, hepten mahvolurdu. İnşallah Allah'ın selameti, rahmeti, bereketi, lütfu üzerimize olsun. Cenab-ı Hak çoluk çocuğumuzu, bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizi, bize dua edenleri, bizim dua ettiklerimizi ve bize emeği, hak ve hukukları olanları Cenab-ı Hak insi ve cinni şeytanların şerrinden, semavi arzı afatlardan, maddi ve manevi hastalıklardan, dertlerden, cinlerden ve türevlerinden, şeytandan ve iblislerden hepsi emin eylesin. Cenab-ı Hak bu memleketi maddi ve manevi sıkıntılardan ferahlığa çıkartsın. Bu memleketi, Türk milletini İttihad-ı İslam'ı yapmasına vesile ve mazhar eylesin.
memleketimiz için, bayrak için, namus için, mukaddesat için uğraşanları Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Maddi ve manevi fereç ve futuhat nasip eylesin. Vahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha.